Gönül Sultanım. Bir olay isim daha. Tuğba bunda beni bulmuştu Nursel Hanım. Benim de bulmam lazım. Bu yemek miydi? Finalde evet. Ya. Evet. Sultanca niye burada? İşte kayınvalideler de böyle şok oluyor. Hepsi birbirinden farklı çıkıyor. Şöyle söyleyeyim. Yoğurdunu güzel çırpamamış. Salçanın rengini beğendim. Sadece o. Hmm. Köftede biraz daha şey sıkı olabilirdi. Tadı var mı köftenin? Lezzetini beğendin mi? Şöyle söyleyeyim, su tadı aldım. Su da haşlandı. Evet. Bunun kadar zirve hiçbiri olamaz. 5. Ha? Evet. Beğenmediğine 5 verdin. %100. En beceriksiz kayınvalide benim hayatı boyunca yemek yapmamış kayınvalidem. Yemeği bilmiş. Günün en güzel puanı acaba rakibe mi gidiyor yoksa sizde mi kalıyor? Eğer bulursan büyük şov yapmış olacaksın. Hazırsan eğer aç görelim. Gönül! Beceriksiz yapıyorsun dedi. Sen verdin bana. Kadınlara ders verdim içeride. Ben öğrettim onlara. Bakalım ne yaptılar çeyreği göreceğim. Çeyreği kim almıştı? Beyhan aldı. Hayır, Dudu'nun kayınvalidesi aldı. Nuray aldı. Nuray Sultan! Kadar aksiliğe rağmen, evet. Eksilere rağmen... Çok... Demek ki çok puan toplamışsın. Evet. Eksi, ben mi tepiyorum? Eksi 6 alarak ben nasıl kazandın bunu? İnanamıyorum. Ay yine yapalım öyle bir kayınvalide yok ya, günü. Yok ya Elan, ben gidince yapın siz. Yok, gidiyor yok. Musun? Yok ya, yani seneye. Ben buradayım. Aç hadi. Sen de beni şaşırtma. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyi, bulguru. Şişmemiş, olmamış. Dağılıyor bak, böyle yaptığın zaman cık, olmamış bu. Benim yaptığımın bir tık iyisi. Ondan sonra su tadı var. Su da çok tutmuş. Yani vallahi bu güzel olmamış. Tavada da döndürdüler sonra. Yağladılar. Tamam da yok ya. Lezzet? Yok, hiç yok vallahi. O zaman söyleyecek söz de yok. Hiç. Hadi gel. Kaçayım. Ne köftesini beğendin? Bulgurları da beğenmedin. Yok. Hadi gel. İkinci tabağın. Kızımız yoğurdunu çırpmış. Yoğurt yani sulan güzel çırpılmış. Ama Nursel Hanım bu da yani bu kadar normal köfte gibi yapmış yani. Bu böyle ölçü yoktur. Yani olmamış. Bu zaten bak olmamış. Pişmiş mi o kalınla? Hamur. Bak iç hamur Nursel Hanım olmamış. Bu hiç güzel olmamış kanka kızımızınsa. Sence iyi yoğurmuş mu? Yani tutması da önemli ya. Ya şey kıymasını falan yani yoğurmuş ama Nursel Hanım lezzet yok yani. O kıyma tadı alıyor musun? Yok, gelmedi şimdi bak. Kalın oldu halde gelmedi. Bana kokusu gelir aslında. Gelmedi yani ben sonra da kıymayı takılıyorum kızıyorlar Nursel Hanım. Ama gelmedi. Peki. Yok ya. Beğenmedik. Ya bu kadar büyük de neden yapmış bu kız? Buyur, üçüncü tabağın. Çok güzel yoğurmuş, özleşmiş, hı hı. Kızartması da döndürmüş, ölçüleri de bence yani üç tabaktan en iyisi bu Nursel Hanım. Peki. Yani yedikçe insanı yiyeceği geliyor, öyle diyebilirim yani. Çok güzel bir iltifat, beğendik ve son tabağa geçelim. Yani bunlara nazaran bak, evet. İkisine nazaran beğendim. Vallahi zor yuttum bu kızınkini de. Yok ya, en güzel yapan bu kızımız kim yaptıysa. Ona ne olmuş? Bu kızımızınki de Nursel Hanım.
şey özdeşmeye yakınlamış ama tam böyle yoğuramamış, yedirememiş o kıymasına. Ana kızartmış bak kızartmalarımız ana bununla bu aynı. Kıymasını kıza yedirememiş ne demek? Bulgurlarına öldürecek ya çiğ kıyma var ya Nursel Hanım. Kıyma tadı mı geldi yani çiğ tadı mı geldi? Yok gelmedi. Buna nazaran bir tık bununki. Daha o şey yedirmesi gerekiyormuş. Almadım bak dördünden de çiğ kıyma tadı almadım. Normalde ben alıyordum Nursel Hanım. Tamam güzel pişirmişler demek ki. Ya bu onlara bakışta pişirmiş ama en lezzetlisi bu. Tamam alayım puanlarını. Vallahi bu kimse bir. İkinci tabak bir puan. Bu bir. Birinci tabak bir puan. Vallahi bu beş. Üçüncü tabak beş puan. Bunda da gene şekli kızartması buna da üç veriyorum kimse. Dördüncü tabak üç puan. Sadece görünüşüne ve kızartmasına üç puan verdin. Bir tık. Hiç beğenmedim dedin, yutamadım dedin. Nursel Hanım bak bunda öyle geldi. İkincisini de aldığımda bir tık lezzet geldi. Keşke şu bize de söyleseydin. Ondan ona da verdim. Hadi uğraştı. İki çok tane zor. Birimiz var. Açmaya başlayalım şuradan. Birinci tabaktan başlayalım hatta. Bakalım haftanın ikinci gününde kim bir puanla devam ediyor güne? Hazırsan aç görelim bir puanın sahibi Özlem. Gönül teyze su tadı nasıl gelebilir? Biz vallahi haşlanmış yani sudan alıp direkt tavaya tabağa fazla koymadık. Tutmuşundur. Suda fazla kalmıştır. Ya suda hepsini yani bir tanesinin tadına mı baktın? Yo. Neden ikinciye şans vermedin? Bak, hayır vermiş. Bir tanesinin tadına i̇ki baktın. Tane bak iki. Gel bak ben de şüphelendim. Hep iki tattım tamam, da acaba. Tamam su tadı diyorsun. Evet. Yani biz tavadan yağdan geçirdik onu hayır, ya. Hayır. Seninki yağdan hiç geçtiğine benzemiyor bir kere. Yağdan geçmiyor. Ya ben hayır, anlamıyorum yani, ya. Yağdan ya geçmediysem kameralar çekiyor. Hayatım bak. Bunlar yağ koyup çıkartmadım yani. Onun da bir bekleme süresini yaptı. Tamam ben de bunu biz burada yarıştık. Ben bunu biliyorum. Nasıl yapıldığında zor olduğunu da biliyorum. Bak onun için bu kızı yakmadım. Yoksa ona da bir verecektim. Onu da beğenmedin ki çok. Ama ben burada sen beğenmediğin bir tabağa neden üç verdin? Evet yok, beğenmedin. Yok. İkinciden lezzet aldım az. Ya dış görünüşünden sadece Gönül teyze ya. Dış görünüşü şeklini güzel Özlem, yapmış diye verdin ya. Özlem seninki kızım olmamış. İnan ki hem dağıldı bak seninkini kestim gibi dağıldı. Böyle daha su tadı geliyor demene ben şey yapıyorum, sinirleniyorum. Evet, en su çok sende su tutmuşsun. Ya fazla tutmuşsun. Ne fazla desin? Falan tutmadım ya. Fazla durmuş. Hiç de fazla falan tutmadım yani. Ya sen beğenmedin tabağı. Hepsini birden mi attın? Yani tek tek mi attın? Ne yaptın bunları? Hepsini birden de atmadım. Ayrıca sen beğenmedin tabağı üç verdin. Tamam işte altta kalan su tadıdır bu. Devam edelim Gönül Sultan. Şu. Üç puan da bu tabağa verdin. Şanslı gelin bence. Yani bu yorumlardan ben bir vereceğini düşünmüştüm ve sen üç verdin acaba kime? Üç puan senden kime gidiyor açarsan hep beraber buyur. Yeşim. Miyase bitti yeşim başladı. İnşallah üçüncü. Vallahi miyase bitti yeşim başladı. Bakın miyaseyi yaptığınızı burada bana yapamazsınız. Hayır onun gelin aşkları dakika var. Ya, bir dakika. Bir dakika ya ben. Sen ona güzel yorum yaptın mı o tabağa? Hayatım bir bakın. Bir saniye ya benim tabağım açılıyor. Burada o algıyı kimse yaratamaz. Yok yanıktı koyu yapıyorum. Yanık değil ben kayınvalidemden bahsediyorum. Bir saniye. Ben öyle bir şey demedim. Bir saniye. Benim kayınvalidemin başka gelin aşkları vardır. Yaptığı yorumla tutsun puanı, tutsun. Tutuyor. Tutmuyor. Burada tuttu. En çok beğendiği tabak üçüncü tabak. Beşi verdi mi? Verdi. Dördüncü tabakta ilkten lezzet alamadı. Sonra döndü ki bunda da en azından güzel kızarmış. Lezzet aldım dedi. Evet. Demedi. Nursel Hanım bak bunda öyle geldi. İkincisini de aldığımda bir tık lezzet geldi. Keşke şu bize de söyleseydin. Ondan ona da verdim. Aldın en son mı? Ama puanladıktan ya, sonra. Ya son, ha baş, geç ha orta düşüyor. En azından tabağı bak, açmadan hani güzel, güzel yorum yaparsan kimse üstüne gelmez. Gelmez. Yaptın sen ya ne dediğini bilmiyorsun. Yaptın. Eğer şimdi bak birden ben çıkarsam. Tuba, heyecanlıyım zaten. Bak zaten kafam 50 yerde. Burada ne Tuba düşünüyorsun? 50 yer neresi mesela? Hangi yerler? Araba. Şunu da açıklığa kavuşturalım. Puan vermeden önce son derece kötü yorumlar yaptın o tabağa. Puan verdikten sonra ben şok olunca dedin ki ikinci yediğimi beğendim. Puandan sonra. Evet. Peki.
5 puan. Tuğba ve Cansu kapışsın bakalım kim kaptı bu puanı? Ya. Hazır mısın? Hazırım mı? Aç da görelim kimmiş. Tuğba. Tuğba!